Alacağım. Tamam mı fotoğraf? Fotoğraf işimiz tamamladı. İki ateş. Ateş? Kim ateş? O ateş başka ha? Aa ben. Ben de ateş oluyorum. Teşekkürler. Tamam mıyız? Tamam. Öbür tarafa gidiyorum, devam. Artık böyle gecelerde söz sizlere verilmeli diyorum. Çok anlamlı, çok güzel bir gece olacak. Neler söyleyeceksiniz? Şahane bir defile bekleniyor. Ufak da duydum. Zaten üzerimde geçen sene koleksiyonu. Geçen haftada iki elbise de taşıdım. Çok güzel bir defile geliyor. Kaç tane farklı bir kıyafetler. Sabırsızlıkla bekliyorum. Kıyafetten konuşalım biraz. Küpeler, ayakkabı vesaire. İşte, geçen senenin söylediğiniz. Tek izaktır. Geçen senede koleksiyonumda. Bu senede koleksiyonumdaki sonraki zamanda üzerinde görürsünüz inşallah. Bir şey soralım. Annesini nasıl buluyor? Efendim? Sen nasıl buluyorsun anneni? Vallahi ben annemi mükemmel buluyorum. Zaten kendi gözlerinizde gördüğünüz gibi. Her şey uyumlu. Vallahi odamdan çıktığımda, onu gördüğümde vallahi şok olmuştum. O kadarını söyleyeyim. Aşkım benim, sağ ol. Artık beraber boy gösterebiliyorsunuz. Kamera karşısında daha böyle rahat çıkabiliyorsunuz. Önceden daha böyle çekingendi. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Yani yaşlı olan bir şey demeyeyim de 16'ya giriyorum şimdi. Birazcık daha olgunlaşmışım. Şimdi annemle beraber dışarıda eğleniyoruz, çıkıyoruz işte. Bu güzel defileye, yani defileye beni davet etti işte. Ondan dolayı çok teşekkürler. Bol bol tatil yaptınız. Tatil nasıl geçti? Onu da senden dinleyelim. Ben tatilin çoğunu kendim yaptım. 1-2-3 hafta annemle beraber takıldım. Normalde Fethiye'de falan takıldım. Ama annemle geçirdiğim zaman da bir farklıydı. Farklı güzel. Nasıl farklı? Anlat bakalım. Şimdi ben soru soruyorum. Vallahi annem dışarı çıkmayı, eğlenmeyi çok seven biri. Güzel yemeği de çok seviyor. Ondan dolayı onunla çıkarken karnım hep tok kalıyor. Peki sana karşı kuralları var mıdır? Yasakları, bunları yapamazsın dediği bazı şeyler var mı? Hadi çok iyi bir çocuk. Yasaklamak bir şeyde hakikaten gerek kalmıyor. İşte annem bu yüzden seviyorum. Evde olma saati vesaire falan. Hayır. Zaten kendisinde her şeyi çok iyi biliyor. Kendisinde özgüven her zaman da yani şeyde hadini bilen bir çocuktu. Onun için yani benim şu an üstündeki bir cezalar vermekle bir şeyde hiçbir zamanda yaşamadık. İnanılmaz güzel şeyde uyuyoruz. İki akrepiz bu arada. Ondan dolayı burcu olarak. Ondan dolayı çok iyi anlaşıyoruz. Sizin tatil nasıl geçti? Size de soralım aynı şekilde. Tatil bitti. Neler oldu? Tatil bitti de bitmedi daha benim için. Bir küçük bir daha kaçacağız bir yerde. Sonra artık tabii ki yeni projeler, yeni şeyler yapmaya hazırım. Doğru bir projelere yer almak istiyorum. Her zaman söylüyorum. Çok bir teklif var. Ama sadece bir yerde olmaktan istemiyorum. Söz bırakmak, eski halinde yaptığım işlerinde devam etmek istiyorum. Sıradaki programların yer kalmak istemiyorum, almak istemiyorum. Bu projenin içerisinde yeni bir şarkı vesaire olur mu, gelir mi, düşünüyor musun? Var benim bir tane daha şarkı, onu da şeyde yapamadık. Yapacaktık inşallah, yapacağız. Onu da zaman var. Bu arada Ateş İnanılmaz güzel rap söylüyor. Kendine bestleri var. Hayır. Bestleri de var kendisine. Biraz da bu tarafta odaklayacağım şarkı konumda. Yani çok güzel bir rap şarkıları da besteler yapıyorum. İstiyorsunuz yani bayağı bir rap. Yok. Ben... Pardon seni böleceğim de istemiyoruz. Bunların hepsi kendi çapımda eğlenmek için yaptığım şeyler. Öyle bir şey de olmayacak. Bu çok başarılı. Yani annem istiyor fakat beraber gerçek olacağını düşünüyorum. Beraber sahnede olacaksınız gibi bir hissiyat oluşuyor mu? Yani bilmiyoruz. Yani hiçbir şey söylememiş oldu şu anda. Yani her şey olabilir. Olursa yani, beraber olmaz, onu söyleyeyim. Ya hadi bir ya. Annemin şey, tarzı farklı. Ya Ateş'in çocukken biliyorsunuz beni sahnede yer alan bir çocuk. Yani hep beraber büyüdük diyebilirim. Onun için yeni projeden bir şey Ateş'le beraber yapabiliriz. Çok tatlısınız diyorum ve çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Size de. İyi geceler. İyi geceler, iyi akşamlar.